Enginar soyuyoruz sezonluk olarak. Enginar soyum işini yapıyoruz. Ankaralıyız. Ankara'dan geliyoruz, evet. Yılın 5-6 ayı burada sezon olarak enginar soyuyoruz. Ondan sonra da kendi işlerimize bakıyoruz. Yani 5-6 ay civarı, Şubat'tan Temmuz sonuna kadar filan enginar soyum işi yapıyoruz. Vakit kaybı yapmamak gerekiyor enginar soyarken. Oyalamamak gerekiyor. Ve birkaç da tabii tecrübe istiyor. Yani sürekli bazen kesebiliyoruz elimizde. Yani jiletten kesken bıçaklar. Herkesin yapabileceğini yani sanmıyorum. Çünkü el emeği, dikkat ve tecrübe istiyor birkaç. Hemen ilk eline bıçağı alıp soyamaz kimse. Yani elma soymaya, patates soymaya benzemez bu. Yani günde değişiyor. Tamamen psikoloji çok önemli bu konuda. Soyum işinde. Yani 1000, 1100, 1200 o civarlarda sallanıyor. Bir dakikada ortalama 3 veya 4, 4 veya 5, bazen 7 olduğu oluyor. Tabii dakikada, evet, her saniye aynı şekilde devam edemeyiz. Ya, ortalama fiyatlar değişiyor. Yani şeyine göre, kalitesine göre, soyumuna göre. Yani ortalama fiyatlar şu an yani asker ücretinin üstünde. Tabii güzel makul ücretler. Şu an tanesi Türkiye genelinde değişiyor. 2 lira ile 3 lira arasında değişiyor. 7'de kalkıyoruz. Akşam 11, 11.30 o civarlarda iş bitiyor. Bu kalitede herkes yapamıyor. Yani herkesin eline yatkın olmadığı için. Yani Türkiye'de 50 tane soyucu varsa 10 kişisi bu kadar kaliteli soyabilir. Yani böyle çanaklı çıkaramaz kimse. Şu kalitede enginar her yerde bulunmaz. Bu iş Ocak ayında başlar Kıbrıs enginarıyla. Temmuz'a kadar, Ağustos'a kadar sürer. Adapazarı sondur, Taraklı. Aydın bu mevsimler, Nisan, Mayıs, Haziran. Bura bittikten sonra da Adapazarı yani Sakarya başlar. Yani şöyle diyeyim, 6 aylık bir sezon sürüyor. Yani koşturuyoruz. 6 ay boyunca koşturuyoruz. Makine gibi çevir babam çevir. Allah eksik etmesin. Yani sıkı bir tempo. Yani illaki ona göre de kazancı insanlar tatmin ediyor. Çalışma saatleri yüksek. Riski yüksek. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. 25 sene oldu tam. 25 sene. 25 senedir bu kol böyle 6 ay boyunca dönüyor. Yani sadece soyumla değil. Akşamları da yani soyduğumuz enginarın diğer bir işçiliği var. Onunla ilgileniyoruz. Sevmeyen bir insan zaten bu işi yapamaz. Hani el becerisi olması gerekiyor. Yani bıçaklar çok önemli. Bıçak yapmayı bilmesi çok önemli. Bunu normalde her bıçak soymuyor yani. Bıçağın ne kadar iyi olursa kalite o kadar iyi çıkar.